Arkadaşlar, bu amcamız Metin Oktay'ın çocukluk arkadaşı. Evet. Anlatsana, birlikte kırlarda top oynuyordunuz değil mi? Şey top. Plastik top. Kağıt. Kağıttan. Önce kağıtlardan büküyorduk. İple bağlayıp oynuyorduk. Bize Metin Oktay'ın biraz çocukluk anılarını anlatsana. Vallahi çok iyi olur. Şimdi toparlayamam. Ya aklına gelen bir şey söyle. Tek başına antrenman yapıyordu değil mi çocukluktan beri? Her şeyi yapıyordu ya. Gece gündüz boş kalmazdı antrenman. Hiç böyle hayallerini söyledi mi? Bir gün Galatasaray'da oynayacağım dedi mi? Evet. Dedi değil mi? Onu çok sık tekrarlıyordu. İsmini söylesene. İsmini söylesene. Kimin ismini? Kendi ismini. Ernuş Tatlıgil. Ergü? Ernuş. Ernuş. Tatlıgil. Ernuş Tatlıgil arkadaşlar. Metin Oktay'ın çocukluk arkadaşı, yani yaşayan efsanelerden biridir. Evet. Öyle söyleyeyim, hani Metin Oktay'ın pek çocukluk arkadaşı kalmamıştır herhalde. Tarlalarda. İzmir burası bir de. Bezden, kağıttan top yapar oynardık. O meşhur oldu ama sen olmadın. Niye öyle oldu? Ben bankada meşhur oldum. Bankada, doğru. Banka emeklisi. Banka emeklisi. Metin Oktay aldığı transfer paralarını sana gelip getiriyordu. Metin Oktay'ın İstanbul'da ben şeyken, yedek subayken 1960 yılında Fenerbahçe'ye 1-0 yenip o ağları deldiği maçı seyrettim. Vay maşallah. Tribündeydin. Tribündeydim. Hiç unutmuyorum ama. O golü böyle çok net bir gördün mü? Tam böyle görüş açında mıydı? Buyurun. Bize şey verdiler. 60 yılı ihtilal devreyse ya. He? 60 ihtilali var ya. 60 ihtilali. Yedek subayın. Öyle mi? Bize kart verdiler. Siz görevliydiniz orada. Bize kart verdiler. Kart verdiler. İzlemek için değil mi? Tabii tabii. Anladım. Numaralı. Numaralı kart. Numaralı kart verdiler. Vay be, 60'lı yıllar. Her maça gidiyordum. Özellikle de Galatasaray'ın maçlarına. 1-0'lık Fenerbahçe'nin maçını seyrettim. Ondan sonraki hafta Ankara'da Ankara gücüyle Galatasaray'ın maçı vardı. Ankara gücü Galatasaray'ı yendi. Hadi ya. Toto'yu alt üst etti. Bütün herkes yattı o zaman. Sonra Metin Oktay Galatasaray'a transfer olduktan sonra yine yıllar sonra görüştünüz mü hiç? Yıllar sonra gene birlikte bir araya geldiniz mi? Olmadı. Hani gençliğinizde falan. Sadece çocuklukta mı tanıyorsun? Hayır, İzmir Spor'dayken oldu da Galatasaray'dayken oldu. Galatasaray'a gittikten sonra yüz yüze hiç görüşemediniz değil mi? Yüz yüze görüşemedik. Siz İzmir'de kaldınız, yani, o İstanbul'da. Şeyde yedek subayken maçlarında bekleyeyim dışarı çıkınca görüşelim falan diye düşündüm ama arkadaş gruplarıyla gittiğimiz için. Ama samimi arkadaştınız değil mi? Normalde hani sizi görse tanırdı yani. İstanbul'da o izlediğiniz zaman maçları. Ama demek ki o anda ortam olmamış. Tesadüf bu ya. İstanbul'a bir tanıdıklara gezmeye gittik. Oraya gittiğimizin ikinci günü trafik kazasında öldü. Ay, o ben dolayı biliyorum. İstanbul'daydım o zaman. Çok üzücü ama bir durum ya. Cenazeye gidemedim. Gidemedin mi? Gidemedim. Ama her zaman en sevdiğin insani olarak değil mi? En sevdiğin arkadaşındı. Gidebilirdim yani ama. Şartlar mı el vermedi? Şartlar el vermedi çünkü gittiğimiz yer her gün için bir program yapmışlar. Bizi gezdirecekler. Hayır, bugün kalsın diyemiyorsun. Anladım. Hayırlısı, Allah rahmet eylesin. Metin Oktay. Genç yaştaki. Şu an zaten. Ermiş amca altyapıda oynadı mı Metin Oktay? Hangi altyapıda oynadı? Damlacık. Ne bana? Damlacık. Damlacık. Orası nerede? Bu şeyde. Yapıcıoğlu'da. İlk oradan başladı. Eşref Paşa Yapıcıoğlu. İlk oradan mı başladı? Damlacık'tan İzmir Spor'a geçti. İzmir Spor'dan Galatasaray'a. Yani İzmir Spor'dan Galatasaray'a transfer oldu değil mi? Evet. Efsane mi adam? Efsane. Bizler o günleri yaşayamadık değil mi? Maalesef.
Vallahi, keşke o günlerde olsaydı. Futbolculuk dönemlerine yetişemedik. O dönemde yaşayan insanlar şanslı insanlar. Aynen. El salla. Metin Oktay'ın bir şeyini daha anlatayım sana. Tabii. İstanbul'da bir maçta, zannediyorum da Fenerbahçe maçında, kırmızı kart görüyor. Evet. Metin Oktay. Bir spor kalmadı. Kalmadı. İsmini de göz gelmesi yok. İnşallah bir gün İzmir Spor'u duyacağız. İnşallah. Nerede oyna kaldığını bile bilmiyorum. Kaçıncı kümede. Amatörlerde oynuyor. Bilmiyoruz artık. Nerelerde diye. Özletti kendini. Ne futbolcular var mı? Ne o İzmir Spor'da. Şimdi baştan şey yapalım. Galatasaray Fenerbahçe maçında kırmızı kart görüyor. Evet, kırmızı kart gördü. Kırmızı sene kaç yıl? Kırmızı kart görünce. Hangi yıl? İşte bu 1960 yılı. Ben seyrettiğim gibi. 60'lı yıllar o zaman. Yalnız 60. Sadece 60, evet. Sadece tamam. 60. Ben işte yedek subayken 60'ta oradaydım İstanbul'da. Kırmızı kart görüyor, saha dışına kalıyor. İtiraz ediyor falan filan. Tabii yürümüyor itiraz. Çıkıyor dışarıya. Türk futbolunda kırmızı kart görüp de kırmızı kartı rapor edilmeyen tek futbolcu. Allah Allah. Neden biliyor musun? Neden? Kırmızı kart görmesine sebep olan Fenerbahçeli futbolcu devre arasında hakeme gidiyor. Ben esas ona futbol yaptım diyor. Aa. Kırmızı kartı geçerli değil. Kim o Fenerli futbolcu kim? İsmini? Kim hiç hatırlamıyorum. Bak o da efsaneler ya arasına giremiyor. Et döner, tavuk döner, buyrun. Buyrun döner. Sonra ay. Önümüzdeki hafta tekrar oynuyor değil mi? Oynadı. Vay be. Tek kırmızı kartı orada görecekti. O da iptal oldu. O da artık görmemiş sayılıyor. Evet, görmemiş sayılıyor. Raporum. Peki yani yemiş ama Fenerli oyuncu devre arasında hakemin yanına gitmiş, faali ben yaptım demiş, o yapmadı demiş. Aman kafaya dikkat. Neyse ki lastik ne yeri çarptı. Yani o dönemlerde hiç naklen maçı yayınlanmadı değil mi Metin Oktay'ın? Sonra ya naklen yayın oldu galiba. Oldu mu? Emin misin? Şey ama mevzi mi denir? Mevki mi denir? Mevki. Yalnız İstanbul'da. He, İstanbul. İstanbul Teknik Üniversitesi televizyonu vardı. He, oraya yayın yapıldı sadece. O, İstanbul Teknik Üniversitesi çok yaptı ya. Yalnız İstanbul yöresine. O alanda yaşayanlar izleyebildi. He. Vay be, bunlar güzel şeyler ya. Daha evvel veya daha sonra bir maç, onu bilmiyorum. Tabii şey oldu değil mi? Bu hani profesyonel lige geçilince o Metin Oktay'ın zamanları profesyonel ligin sonrasına mı denk geliyor, öncesine mi? 1958'de profesyonel lige geçiliyor. Profesyonelliğe geçiliyor. Değil mi? Metin Oktay kaç yılında Galatasaray'a geliyordu? Ben şimdi tam tarihini hatırlayamadım ama. Anlıyorum. Futbolu zaten 70 yılların ortasında bıraktı. 55'ti zannedersin. 55'te mi geldi? 55'te. He, profesyonel lige geçmeden 3 yılda öyle. 19 yaşındaydı. O benden bir yaş büyüktü o. Evet sevgili Galatasaraylılar. Bakın bu videoyu sizin için çektim. Metin Oktay'ın efsanevi çocukluk arkadaşı. Metin Oktay'a bir şey belki onu anlatabilecek tek İnsan canlı şu an sizin için anıları paylaşıyor. Buyurun. Metin Oktay'ı gazeteciler dikkatimizi çekti demişler. Sana faul yapıldığı zaman arkana dönüp gidiyorsun. Neden demişler. Ben insanım demiş. Kimin yaptığını görürsem ben de yaparım. Vay büyük, be. Büyük insanlığa bak. Çok iyi ya. Kimin yaptığını görürsem ben de ona yaparım diyor. Yani aslında oradaki faulleri kafaya takmıyor. Evet. Oyun içerisinde görüyor. Oyunun içinden görüyor. Kim yaptı diye bakmıyor. Kim falan gütmüyor yani. Evet.
Evet, CHP bayrağımız da arkaya asıldı. Malum seçim zamanındayız. İşte bugün 21 Mart değil mi? Bugün 22. 22 Mart mı? Bugün 22 Mart. Önümüzdeki hafta sonu seçimler başlıyor. Başlıyor. Hayırlısı inşallah. Yani bu röportajı 2024'ün 22 Mart'ında yapıyoruz. Vallahi sizi tanıdığımıza çok... Sen güzel maç anlatırsın ha. Ben mi? Evet. Yok, benim spikerlik... Vallahi. Ben birazcık belki şey olabilir. Anlatım yapabilirim de maç olarak değil o. Tanıtım olarak. Tanıtım da bak deminden beri dikkatimi çekiyor. Güzel şey yapıyorsun. Güzel mi konuşuyor? Arkadaşlar böyle efsane bir yorum da bana geldi. Çok mutluyum. Burada insanlar hala Özgür Özel'i bekliyorlar. Göztepe Stadı'nın karşısındayız biz. Yani bakalım Özgür Özel geçecekmiş buradan ama inşallah hani görme fırsatını buluruz. Eğer aracını durdurursa. Seçim otobüsüyle gelecek. Otobüsle mi gelir acaba? Otobüsle gelecek herhalde. Artık bir şekilde görme şansına kavuşuruz. İzmir'de hava çok güzel. Güneş de falan. İyi yani, soğuk da değil. (Gülüyor) 30 yıldır yaşıyorsun değil mi burada? Ya İzmir'de mi? Yani bu evde. İzmir'de zaten çocukluğundan beri. Çocukluğumda, doğumumdan beri. Doğumumdan beri. Sadece 86 yok 66 12 sene İzmir dışında çalıştım. Hangi ilde? Adana'da. Adana'da. Mersin'de. Gene güneyde çalışıyorsun. Güzel yerlerde yani. Sıcak güzel yerler. Sıcak illerde. Zaten İzmirli soğuk yerleri sevmiyor. Alışamıyor. Evet, güzel bir röportaj yaptık vallahi. Burada Metin Otay'ın arkadaşına biz teşekkür ederiz. Yani belki insanların bilmediği şeyleri anlattınız herhalde. Evet. En çok çocukluğunu merak eden insanlar vardır büyük bir ihtimalle. Hani birebir onu sizin ağzınızdan dinlemek hakikaten çok şey oldu. Heyecanlı bir röportaj oldu yani. Belki bütün Galatasaraylılar çok mutlu olacak. İnşallah. Yani düşünsene top yokken gazeteyi sarıyormuş değil mi? Plastik şeyleri mi sarıyor? Onlarla gazete, başlamış futbola yani. Gazete. Sonra o toplar çıktı, şey toplar. Plastik toplar. Onlar, onlar da ne sert toplar değil mi? Sert toplar. Olay değil o dönemlerde. O toplarla topa vurup şut çekmek bir meseleydi ya. Şimdiki toplar çocuk oyuncağı. Suyu topluyor içine. Şişiyor. Taş gibi oluyordu. Bir de onunla kafayla gol atıyor insanlar ya. Ne kadar zor bir şey ya. Hala bekliyoruz vallahi. Kimsenin geldiği yok. Bunu bakayım. Bu videoyu şey yaparım, seninle röportaj bölümlerini kırparım, YouTube'a yüklerim, sonra bir ara size şeyi gönderirim, linkini. Röportajı izlersin artık. Artık kalıcı olarak kalır orada diye tahmin ediyorum. Göztepe Stadı da yeni yapıldı. Eski yerine güzel bir tribün yapıldı. Alışveriş merkezi de var ama daha aktif hale gelmedi. Değil mi? Ondan sonra buralar daha artık cafcaflı olur.
Zaten bu sene büyük bir ihtimalle Süper Lig'e çıkıyor artık. Büyük bir şans. Aynen. Çok büyük bir şanslılık olması lazım. Bakın arkadaşlar. Ama öte yandan da Altay düşüyor. Altay birincilikten mi düşüyor? Hayır. Altay birincilikte zaten. Ya birincilikten pardon. Süper Lig'de değil. Göztepe Süper'e çıkıyor. Altay'da ikinci lige mi düşüyor? Altay birinci ligden ikiye düşüyor. Çok 18 yıl sonra Süper Lig'e geldi. Tekrar düştü. Şimdi çok işte onun şeyi, transfer neden, yasağı var değil mi? Transfer yasağında dolayı kaybetti. İnşallah onu tekrar görürüz. Karşıyaka'yı da görürüz. Artık bunlar İzmir İnşallah. Takımları Süper Lig'de olsun Karşıyaka bence. Çok uzun süre kaldı. Futbol bir de artık eskisi gibi futbol değil ya, artık endüstriyel futbola döndü. Endüstri oldu canım. Kapitalizm sisteminde artık güçlü, değil mi? Güçlü takım olmanın bir anlamı yok. Parasal anlamda güçlü olacaksın ki. Zaten buralarda tutunabilirsin. Gençler Birliği bak hala çıkamadı Süper Lig'e. Ankara Gücü bir çıktı bir indi tekrar geldi. Şu an tutunmaya çalışıyor. Bunlar hep maddi şeyler.